Burada çok büyük çeşitler var gördüğünüz gibi. Bunlar Cereus tipi. Cereus, sütun kaktüsler. Böyle geliyor. Mesela şu, şuna eğer dikkatle yaklaşırsak bir kristat. Bakın bir değişik form oluşmuş. Bakın bu mesela mavimsi bir kaktüs. Bu da çok hoş bir kaktüs. Yeşilçam'ın usta ismi, benim de büyük bir hayran olduğum Edison'un Büyükada'da yetiştirdiği kaktüsler Bostancı sahilde İstanbullularla buluşacak. Ama mükemmel. Böylelikle Türkiye'nin ilk kaktüs müzesi burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş olacak. Kurulmuş olacak, doğrudur. Çok mükemmel bir tesis olacağından hiç şüphe etmiyorum. Toplam 215 metrekare bir yapımız var. Seramızın içerisinde 100'ü aşkın kaktüsün bir arada sergilenebileceği, farklı türlere göre sergileme imkanı sunabileceğimiz bir alan tasarladık. Ve bunun yanında bir de atölye alanı. Bu atölye alanında sağlığını kaybetmiş kaktüslerin bakımının yapılabileceği, tedavilerinin yapılabileceği ve halkımızla birlikte eğitim atölye çalışmalarında yapılabileceği bir alan hayal ettik. Bundan birkaç yıl önce Ekrem Bey'le bir birlikteliğimizde adaya ziyarete geldiklerinde çok büyük bir nezaketle bizim evimizi ziyarette bulundular. Ve orada dedi ki Ediz Bey, bu güzel kaktüsleri biz halkımıza da sunalım, onlar da görsünler şeklinde fikir beyan ettiler. Ve ondan sonra da bu bir gelişme aşamasına girdi. Tabii kaktüs Türkiye'de aslında bütün evlerde hemen hemen var. Ama bu kadar çok çeşidin bir arada olacağı bir mekan yok. Biz de onu hazırlıyoruz şu anda ve İstanbul halkının hizmetine sunacağız. Merve Hanımcığım, burada dikilmiş, toprağa daha doğrusu verilmiş kaktüslerimizi görüyorsunuz. Bunların hepsi benim evde seralarında saksı içindeydiler. Fakat burada genel olarak toprağa girdikleri için çok daha fazla büyük bir gelişme gösterdiler. Bakın çok güzel çiçekleri var. Ne diyor şimdi bize? Bize diyor ki ben burada çok mutluyum, çiçekler açıyorum, keyfim yerinde demek istiyor. Gayretimiz bu. Dünyanın değişik bölgelerinde yetişmiş olan, belki o bölgeleri gidip görme imkanı olmayacak olan insanlarımızın burada onları görmesi. Bu kaktüslerin ben ebediyen yaşamasını istiyorum. O insanlar da, bu güzel insanlar da buna vesile oluyorlar. Allah'ım iyi adamlar gönderdin bana. Sağ ol, varım ya, varım. Vallahi iyi adamlar gönderdin.